Merhaba arkadaşlar. Notla birlikteyiz. İki sayfalık bir anlatımız olacak. Quantifiers, miktarı ifadeleri. Üç açımdan anlatacağım arkadaşlar. Önce anlam, sonra ne tür cümlelerde kullanır, olum olumlu soru. Sonra ne tür isimlerde kullanır, sayılır, ben sayılamayan. Arkadaşlar normalde ben Türkçe anlatımı yaparım. Ancak ikisinin de Türkçe S harfiyle başladığı için sayılabilir isim anlamında Quantum'un C'sini kullandım. Sayılamayan isim anlamında da arkadaşlar Unquantum'un O'sunu kullandım. Evet, başlıyoruz anlatımımıza arkadaşlar. Önce miktar ifadesini tablodan arkadaşlar anlamını ve ne tür cümlelerde kullanıldığını ve ne tür isimlerde kullanıldığını anlatacağım. Daha sonra örnek vereceğim. Arkadaşlar sam sözcüğü daha çok olumlu cümlelerde karşımıza çıkar. Sayılabilenlerle birkaç anlama gelir. Evet, sınıfta birkaç öğrenci var derler sam sözcüğünüz. Sayılamayanlarda da arkadaşlar biraz anlamı gelir. There is some cheese. Peki sonraki miktar ifademiz arkadaşlar any. Any'nin kelime anlamı arkadaşlar hiç. Dolayısıyla anlamı geliyor arkadaşlar. Ne tür cümlelerde karşımıza çıkacak? Kelime anlamı arkadaşlar hiç ise. Hocam o zaman olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerde. Aynen öyle. Sayılabilen örnek vereyim arkadaşlar. Olumsuz ve sorularda. Sınıfdaki öğrenci var mı? Are there any students? Hiç öğrenci yok. There are any students. Peki sayılabilen örnek vereyim arkadaşlar. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde. Dolapta hiç peynir var mı? Is there any cheese? Hiç peynir yok. There isn't any cheese şeklinde. Evet. Daha sonrasında arkadaşlar İngilizce'de çok anlamda 3 tane yapıyla karşı karşıyayız. Eğer cümle olumluysa arkadaşlar sayılabilen isimle de sayılamayan isimle de arkadaşlar ne kullanıyor? A lot of. Olumlu cümlelerde. Sayılabilen örnek arkadaşlar. Sınıfta çok öğrenci var. There are a lot of students. Peki sayılamayan örnek. Dolapta çok peynir var. There is a lot of cheese in the fridge şeklinde. Peki arkadaşlar eğer cümle olumsuz cümleyse ya da soru cümlesiyse arkadaşlar sayılabilen isimlerle many kullanılıyor. Sınıfta çok öğrenci var mı? Are there many students? Çok öğrenci yok. There aren't many students. Sonra olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerine sayılamayan isimle bu sefer arkadaşlar much kullanılıyor. Peki dolapta çok peynir var mı? Is there much cheese? Peki çok peynir yok. There isn't much cheese şeklinde. Daha sonrasında arkadaşlar how many ve how much soru kelimelerinden bahsedeceğiz. How many'nin kelime anlamı neydi arkadaşlar? Kaç tane? Anlamı geliyor arkadaşlar. Sayılabilen isimlerle kullanılır. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Hameni sayılabilen isimlerle kullanılır ve kaç tane anlama gelir dedik. Sınıfta kaç tane öğrenci var? How many students are there? Peki how many arkadaşlar ne kadar anlamına gelir ve sayılama isimlerle kullanılır? Mesela Türkçesi dolapta ne kadar peynir var? How much cheese is there şeklinde. Arkadaşlar benim sizden ricam bazen Türkçesi aldatabilir. Mesela Karabük Üniversitesi'nde ne kadar öğrenci var derken öğrenci sayılabildiği için how much üzerinden gitmeyin. Bunun İngilizcesi Karabük Üniversitesi'nde ne kadar öğrenci var? Öğrenci sayılabildiği için 55 bin öğrenci var. How many students are there arkadaşlar? How many students are there at Karabük University? Peki devam edelim arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar birkaç anlamda biz ilk olarak some miktar ifadesini gördük. Şimdi ise arkadaşlar birkaç anlamda some'la birlikte a few biraz anlamında da arkadaşlar some'la birlikte a little'dan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar bunlara eş anlamlı sözcükler diyebiliriz. Birkaç anlamda isterseniz some kullanın. Sınıfta birkaç öğrenci var. There are some students. İsterseniz de a few kullanın arkadaşlar. Sınıfta birkaç öğrenci var. There are a few students. İkisi de olur. There are some students. There are a few students. Peki biraz anlamda arkadaşlar isterseniz some kullanın. Dolapta biraz peynir var. There is some cheese. İsterseniz de arkadaşlar a little kullanın. There is a little cheese. Daha sonrasında arkadaşlar bir hususun altını çizmekte fayda var. Şimdi a few a little yerine few ve little miktarı ifadeleri söz konusu arkadaşlar. Few ve little. Peki hocam aradaki anlam farkı nedir? Aradaki anlam farkı şudur arkadaşlar. A few ve a little'da her şey yolunda. Az da olsa yeterli. Bakın arkadaşlar. Sınıfta birkaç öğrenci var. There are a few students. Peki dolapta biraz peynir var. There is a little cheese. Burada arkadaşlar işler yolunda. Ancak a few yerine few dersek, a little yerine little dersek şu nota dikkat edin. Bunların bulunduğu cümleler dil bilgisi açısından olumlu olur. Dil bilgisi açısından olumlu. Yani cümlede not olmaz. Evet cümlede not yok. Ama taşıdığı öz anlam itibariyle ne olur arkadaşlar? Öz anlam itibariyle anlam açısından olumsuz olur. Yani çevresinde olumsuz bir anlam olur. Bu şu demek arkadaşlar. There are few students in classroom.
Sınıfta çok az öğrenci var. Yani ders yapılamayacak kadar az öğrenci var. There is little cheese in the fridge. Dolapta çok az peynir var. Yani kahvaltıda yetmeyecek kadar az peynir var. Neredeyse hiç peynir yok. Son olarak arkadaşlar, yeterli, yeterince anlamında enough kullanılıyor. Enough arkadaşlar, olumlu cümleleri karşımıza çıkabilir. Olumsuz cümleleri karşımıza çıkabilir. Hem sayılabilir isim hem de sayılamayan isim. Hepsiyle kullanır arkadaşlar. Örneğimiz önce sayılabilir isim. Sınıfta yeterince öğrenci var mı? Are there enough students? Var. There are enough students. Yok. There are enough students. Peki sonra sayılamayan örneklerim arkadaşlar. Dolapta yeterince peynir var mı? Is there enough cheese? Var. There is enough cheese. Yok derken de there isn't enough cheese. Arkadaşlar son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Genel itibariyle bir miktar ifadesinden sonra sayılabilir isim geliyorsa o isim çoğul olur arkadaşlar. Bakın birkaç öğrenci. Some students. Hiç öğrenci var mı? Any students? Hiç öğrenci yok. Any students.